Elazığ'da İlhak Platformu tarafından düzenlenen Filistinli Dayanışma Gecesi programına katılan araştırmacı yazar Mehmet Göktaş, Hamas'ın Aksa Tufanı harekatıyla önemli putları yıktığını ifade etti. Elazığ'da İlhak Platformu tarafından Filistinli Dayanışma Gecesi temalı program düzenlendi. Ondan da şirk olur mu? Olur, bal gibi olur. Biz Rabbimize iman ediyoruz. Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Filistin Alimler Birliği üyesi Doktor Abdullah Ezzindani, İttidadul Ulema üyesi Molla Mehmet Beşir Varol, araştırmacı yazar Mehmet Göktaş, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Filistin temalı ilahi ve ezgiler okundu. Programın açılış konuşmasını yapan İlhak Platformu dönem sözcüsü Ersin Er Yılmaz, Allah yolunda şehit olmaktan daha büyük bir zaferin olmadığını söyledi. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize katından bir veli, bize katından bir yardımcı gönder diyen mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirler de şeytanın yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Bilin ki şeytanın tuzağı, kurduğu düzen çok zayıftır. Gazze'de bir tek Müslüman canlı kalmasa da bilin ki zafer Gazze'li Müslümanların ve mücahitlerindir. Programa konuşmacı olarak katılan Filistin Alimler Birliği üyesi Doktor Abdullah Ezzindani, Gazze'deki mücahitler için değil insanlık için endişe edilmesi gerektiğini ifade etti. لماذا قرن الله الإيمان بالجهاد؟ Neden Cenab-ı Allah imanla cihadı beraber zikretti? لأن الجهاد بلا إيمان جهاد إيمانsız bir cihat ضعف وتهور zayıflıktır, boş şeydir. وعدم ثبات ve yeryüzünde sebat etmek değildir. İmansız cihat düşünülemez. وإيمان بلا جهاد ذل واستعباد. Cihatsız iman ise zillettir ve köleliktir. ماذا يصنع الإيمان للمجاهد ولغير المجاهد؟ ماذا يصنع الإيمان في الإنسان وفي الفرد؟ فرد ve toplum için iman ne yapar? Mücahit ve mücahit olmayanda nasıl bir etki yaratır? نحن نتساءل نحن مسلمين طيب لماذا لا ينصرنا الله سبحانه وتعالى لماذا لا يمكننا الله سبحانه وتعالى على عدونا ونحن مسلمين soruyoruz Müslüman olduğumuz halde neden zafer bizim değildir, neden kafirlere karşı üstün gelmiyoruz, neden Cenab-ı Allah bize zafer nasip etmiyor? لأن الله سبحانه وتعالى لم يعد المسلمين بالنصر والتمكين لم يوعد المسلمين بالنصر والتمكين والثبات. Çünkü bu şekilde davranırsak Cenab-ı Allah bize yardımını, nusretini göndermez. Araştırmacı yazar Mehmet Göktaş ise yaptığı konuşmada Hamas'ın Aksa Tufanı harekatıyla önemli putları yıktığını söyledi. Dünyada gördüğümüz veya görmediğimiz bir takım çok ciddi putlar yıkıldı. Büyük putlar yıkıldı. Hatta bu putlara sadece kafirler değil, yanlış anlamayın, kafir Müslümanlar da inanıyordu. Kafir Müslümanlar da gözünde putlaştırıyordu. Tevhidi çok iyi bilen kardeşlerimizsiniz hepimizde. Put denilince, şirk denilince genellikle
sevdiklerimizi Allah'a şirk koştuğumuz konusunu çok işleri de öyle değil mi? Yani birilerini çok çok abartarak şirke gideriz. Ama unutmayınız, korktuklarımızdan da şirk koşarız ha. Yani bir insan illa çok sevdiği birini abartarak Allah'a şirk koşmaz. Nefret ettiği, sevmediği bir şeyi de gözünde çok büyütürse ondan da şirk olur mu? Olur, bal gibi olur. Biz Rabbimize iman ediyoruz. Ma teskutu min varakatin illa ya'lemuha. Yani o Allah öyle bir Allah ki bir tek yaprağın kıpırdaması bile onun izninin, ilminin, kudretinin dışında değildir.